Herkese merhabalar. Bu haftada Kadının Gözünden Dünya programında doçent doktor Ece Baban ve öğretim görevlisi Diren Doğan hocalarımızla beraber bir konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftanın ilk konusu Avrupa Birliği ve Batı Balkanlar ülkelerinin zirvesiydi. Bu haftanın başında bir AB Batı Balkanlar zirvesi gördük ki aslında Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra Batı Balkanlar daha doğrusu Arnavutluk başta olmak üzere Batı Balkanlar ülkeleri Ukrayna'ya tanınan o hızlı imtiyazlı sürecin kendilerine neden tanınmadığı ile ilgili yaz başında büyük bir kriz yaşanmıştı hatırlatmak gerekirse. Nitekim e, Temmuz ayında ilk yapılan zirvede Batı Balkanlar ülkeleriyle beraber Avrupa Birliği e, özellikle Temmuz ayında e, Arnavutluk'la ve aynı zamanda da birkaç başka ülkeyle de beraber ki Kuzey Makedonya'da bulunan içerisinde önemli bir anlaşmayı imza onları bir adım daha üyelik sürecine yaklaştırmış oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında aslında Batı Balkanlarla yapılan zirvelerde önemli kararlar vardı. Avrupa Birliği Batı Balkanların Ukrayna'ya karşı savaş içerisinde sağlanan imtiyazlarına itiraz etmesiyle beraber Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile önemli anlaşmalara imza attı ki onları bir adım daha AB üyeliğine yaklaştırmış oldu. Aslında bu zirvenin devamı olarak iki gün önce e, yapılan yeni zirveyle de önemli kararlar alındı. Şimdi ilk sözü Ece hocama bırakıyorum. Hocam ne diyorsunuz? AB Batı Balkanlar, AB genişleme politikası nereye gider? AB özüne dönebilir mi? Ee, AB tabii kendi içinde çok ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemden geçiyor. Hem ekonomik anlamda hem de güvenlik mimarisi aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne yeniden bir bağlılık hatta bir bağımlılığın belki de söz konusu olmasında. Tabii Avrupa'da yine aşırı sağın yükselişi konuşacağımız konular arasında olan Kalmanya'da e, gerçekleşmesi planlanan ve müdahale edilen darbe e, ile alakalı da aslında Avrupa'nın zor bir dönemler geçtiğini özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içerisinde ilk olarak hareket etmişti ve katılacak olan yeni üyelerle birlikte belki de dünyanın Yeni ee, yeniden şekillenirken aslında Avrupa'nın kendi gücünü koruma, kendi bağımsızlığını koruma ve gücünü arttırma. Yani burada sadece bu toplantılarla gördüğümüz e, Avrupa'nın kendi var, Avrupa Birliği'nin kendi varlığın korunması ile birlikte e, arttırması, yeni üyeler kazanması konusunda da e, önemli bir adım oldu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Brexit sonrasında ve aşırı sağlık birlikte aslında e, ülkelerin özellikle Avrupa Birliği'nden çıkmalarının söz konusu olabileceği bir döneme girdi. Kimler e, Avrupa Birliği içerisinde bu sinyali verdi? Mesela e, İtalya'da bu sinyal çok net olarak verildi. Dolayısıyla Brexit sonrasında İngiltere'nin yaşadıklarıyla birlikte aslında Avrupa Birliği'nin getirdiği kısıtlamalar ya da o e, kendilerine ait olmayan başka savaşlara e, farklı nedenlerle dahil olma müdahil olma ve onların faturalarını ödemek gibi bir takım ek yükler üstüne gelince ülkeler kendilerini daha bağımsız ve aynı zamanda bu tür ambargolardan, savaşlardan, kısıtlamalardan ilişkilerin bozulmasına koruyacak politikalar izleme ihtiyacını bulurlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de Almanya'da gördüm. Mesela Olaf Scholz ziyaretleri aslında baktığınız zaman e, Ukrayna Rusya Savaşı'nın doğduğu sıkıntıları bir e, netze Almanya açısından rahatlatmak içindi. E, Fransa'da çok fazla bununla ilgili aslında tepki gördük. Bizim savaşımız değil neden biz etkilerini şu İşte işte bu birlik olmanın getirdiği bir takım güçler de birlikte birlik olmanın getirdiği bazı sorunlar ülkeleri bazı bedeller ödetebiliyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz ki Aralıklu'nun başkenti Tiran'da gerçekleşen toplantıda liderler düzeyinde bir toplantı oldu. Önemliydi bu açıdan. Ülkelerin e, bu nasmanik süreçte hem AB'ye üyeliğinin kolaylaştırılması, ekonomik desteğin sağlanması ya da beklenen şartların yerine getirilmesinde en azından e, onlara e, artı bir e, bir şeyler verip ilişkileri iyileştirebilmek için ve tabii ki hem ekonomik anlamda hem de enerji anlamında e, işbirlikleri sağlayabilmek için çok çok önemliydi. Bunu Balkanlardan e, aslında Balkanları da e, içine alarak genişlemek isteyen Avrupa Birliği'ni aynı zamanda Avrupa Birliği üyelerinin bir NATO üyesi olduğunu düşünürsek e, tabii şu da var birliğin dağılmasıyla ilgili, işlerin yitirmesiyle ilgili çokça söylenen yani söz oldu. Çokça haber yapıldı. Bütün bunlara karşı bu hareketler belki hani biraz daha artık gücünü arttırmak ve o birlik ruhunu canlandırmak, yeni bir enerji katmak e, olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, her ne kadar bu e, Zirvenin başlığı Batı Balkanlar'a moral e, olarak atılsa da bence asıl morale ihtiyacı olan Alta Birliği'nin kendisi e, deyip burada e, sözü bırakıp eklenecek bir şeyler olursa e, ekle eklemeye çalışırım. Ece hocam çok güzel bir yerde bıraktınız çünkü ben de bu fikre katılıyorum. E, Avrupa Birliği hakikaten e, bir süredir yaşadığı ki Ukrayna Rusya Savaşı'nı kat kat arttırdı. E, krizler çıkmazlığının içerisinde genişleme artık böyle herkesin çok uzak ifade ettiği hatta artık genişlemenin belki çok da gerçekçi olmadığını düşündüğümüz bir dönemdi ki e, bu noktada hemen sözü e, Diren Hoca'ya vereceğim. E, Diren hocam ne diyorsun? AB'nin kendine morali ihtiyacı var. Aslında şöyle AB tarihi dersinde hep genişlemenin derinlemesine ya da yüzeysel olarak yani enine ya da boyuna genişlemeden bahsederdik. Belki de Avrupa Birliği'nin şu süreçte Biraz daha Batı Balkanlar Zirvesi'nde ele aldığının dışında e, derinlemesine yani müktesebati olarak da genişlemesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben. Batı Balkanlar Zirvesi'ne baktığım zaman Balkan ülkelerine yeni neler getirdi? Aslında hala bir yol haritası yok. Hala bu ülkelerin e, Birliğe dahil edilebilmesi için bir metodoloji, bir yöntem ya da belli bir tarih de yok ya da adım adım ilerlenecek bir aşama da yok. Aslında bu e, bu ülkelerin biraz daha e, bekleme odasında sabit tutulduklarında hissiyatına kapılmalarına sebep oluyor olabilir. E, Batı Balkan zirvesi e, belki de özellikle de Tiran'da gerçekleştirilmesi ve e, Batı Balkanlar'da gerçekleştirilen ilk AB zirvesi olması açısından önemli bence. Bu aslında birine dahil edilmek istenen ülkelere verilen bir değer olduğunu düşünüyorum. Ediramanın da açıklaması, özellikle de zirvenin sonuç bildirgesindeki açıklamaları önemliydi. Ee, enerji noktasında değindi. Rusya'ya zaten Avrupa Birliği bu zirve yaparken zirvenin anlatımlarından birinde Rusya'nın saldırganlığı bölgedeki e, stratejik be, vurguları olarak e, belirtiyordu. Ancak Edirama e, zirvenin e, sonuç aşamasında şöyle bir cümle etti ve bu beni biraz etkiledi. E, artık kendi gençlerimiz e, Avrupa'ya gitmeyecek dedi. Yani bu Balkanların bence ciddi bir yarası. E, çünkü ciddi genç nüfus kaybediyorlar. Özellikle de Almanya'ya bu gençler gidiyorlar ve Balkanlardaki ülkelerin özellikle de Batı Balkan ülkelerinin nüfusunun neredeyse genç nüfusunun büyük bir kısmı yurt dışında ve oradan ailelerine işte para gönderiyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ve Avrupa Birliği Edirama'nın aktarımıyla artık daha büyük bir fon sağlayacak. Bu ülkelere araştırma geliştirme ödenekleri ve projeleri de büyük hibe sağlayacağını Edirama belirtti ve e, Avrupa ülkelerinde kurulan üniversitelerin işte kampüslerin mikro kampüslerinde e, kendi ülkelerinde Tirana'da kurulabileceğini belirtti. Yani ve bir taraftan şunu düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne kendi öncelikleri ya da kendi ajandasındaki önceliklerle diğer taraftan Batı Balkan ülkelerinin o daha alt kısımda uğraştıkları sorunlar ne? bence iki tarafın bakış açıları ortak değil. Burada sadece ortak bir bakış açısı vardı ya da bir ya da iki diyebiliriz. Birincisi enerjiydi. çünkü Avrupa Birliği bu ülkeleri biraz daha kendine çekebilmek ve birliğe dahil etmeseler dahi ortak politikalar yürütebilmek için o Rus enerji bağımlılığında koparmaları lazım kapsamda da aslında buna yönelik bir strateji uygulandı ve buna yönelik açıklama yapıldı. Ee, aynı zamanda ortak siyasi bu arpa birliğinin biliyorsunuz ki üç sütunlarını e, her ne kadar Batı Balkan ülkeleri üye, birliği üye olmasa da yani sizin sorduğunuz gibi fiziki ve resmi bir genişleme olmasa da aslında gayri resmi, müktesebati ve e, siyasi bir genişlemeden bahsedebiliyoruz. Bir uyumlaştırmadan bahsedebiliyoruz. Bu noktada da bence Rusya önemli bir böyle iteleyici güç oldu. Lakin diğer taraftan da şunu düşünüyorum. Avrupa Birliği için bence Sırbistan ve Macaristan iki önemli challenger. Avrupa Birliği'nin gelecekteki stratejilerinde de böyle. Çünkü Rus politikalarına Avrupa Birliği'nin gözüyle bazen bakmayabiliyorlar. Bu kapsamda da aslında biliyorsunuz ki işte bu Ukrayna yardımları ile Ukrayna'ya sağlanacak fonlarla alakalı geçtiğimiz süreçte Macaristan herkes kendi imkanı ölçüsünde bunu yapsın demişti. Bu zirvede de Sırbistan'ın teyit edilmemiş bilgilere göre zirve bildirgesini imzalamadığına dair bilgiler vardı. Bu kapsamda bu iki kırılma sağlayabilecek ülkenin de altını çizmek isterim. Son bir şey daha ekleyeceğim. Biraz böyle e, fazla kadınsal olabilir ama Edirne'nin e, kravatına ben bayıldım. E, özellikle bu Balkan kültürünü yansıtan motifleriyle Edirama aslında orada Avrupa Birliği'ne Balkan ülkelerinin, Batı Balkan ülkelerinin katabileceği rengi, ahengi de vurgulamış oldu. Bunu da böyle kadının gözünden iliştirmiş olayım. Ben hemen şunu söyleyeyim. Edirne'ye bakarsanız Balkan liderleri arasında, Balkan ülkelerinin liderlerse arasında ilginç bir figür zaten. E, belki bugün çok hani daha farklı jeopolitik ve konjüktürel konumlar olduğu için konuşulmuyor ama Edirama'nın bugün Arnavutluk için e, yaptığı birçok hamlenin, birçok geliştirdiği ilişkinin gelecek zamanda Arnavutluk tarihi açısından önemli kırmalar yapacağını düşünüyorum. E, genel olarak Edirama'da kravat ve takım seçimleri e, değişik bir dal buluyorum. Yani her etkinlikte da söylemeden geçemeyeceğim. E, belki bu Batı Balkanlar konusuyla ilgili e, kapatmadan ve ikinci konu Almanya ile ilgili olacak ama Almanya ile ilgili de burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında Batı Balkanlar denince tabii burada iki e, Balkan ülkesi aynı zamanda da burada çok etkin iki aktör var ki bunlar Türkiye ve e, Almanya aslında Angela Merkel döneminde e, Batı Balkanlara ciddi anlamda Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ciddi bir ağırlık vermişti. E, belki Almanya'da lidersizliğin yaşanması ya da Olaf laf şu olsun henüz daha var olan e, kısa vadeli sorunları çözemediği için geniş bağlamda ilgilenemediği Batı Balkanlar'da bir şekilde Avrupa Birliği ya da Brüksel diyelim e, daha bir alan doldurmak açısından iki önemli zirveyi gerçekleştirdiğini de belki söylemek lazım çünkü e, Almanya Olaf Scholz döneminde hakikaten Batı Balkanlar'la Belker döneminde kurulan o diyaloğu şu anda e, kaybetmiş durumda gelecek zaman e, neler gösterecek Biz hep beraber göreceğiz tabi e, ikinci konumuz Almanya demişken Almanya'da ilginç şeyler olur bana sorarsanız tabi Merkel çalıştığım için söyleyemiyorum ama Merkel sonrası dönemde Almanya hakikaten böyle bir savrulma yaşıyor derler ya. Savaşla da beraber bu savrulma e, ciddi anlamda farklı yönlere ve çeşitliliğe de e, ulaşmış durumda. Almanya'da e, aslında iki gün önce sadece Almanya'da değil tüm dünyada gündeme düşen bir gelişme vardı ki e, Almanya'da aşırı sağ grupların darbe e, tehdidiyle bir grubun ile ilgili e, bu konuyu ben tartışmayı hep ilginç ve kayda değer buluyorum aslında çünkü e, bu belki ilk haber okunduğu zaman Almanya üzerine çok ilgilenmeyenler için e, garip gelebilir ama Almanya aslında neredeyse son 10 senedir ki buna Merkel dönemi de dahil ciddi anlamda aşırı sağ neolazi gruplarla mücadele ediyor e, ve bu mücadele ben hep şunu söylüyorum sürekli batı e, kamuoyu batı medyası Türkiye'yi ya da başka ülkeleri yazıyor ama kendilerinin içeride çok ciddi hakikaten e, sorunları var. Almanya'da da en ciddi sorunlarından bir tanesi bu e, aşırı sağ Neonazi gruplar. E, ben test çalışmamı yaptığım zaman içerisinde 2019'da e, Almanya'da yaşarken birçok o zaman e, hem politikacı hem de birçok isim Neonazi'nin ciddi anlamda yükselişte olduğunu ve bunun adeta devletin varlığına bile bir tehdit oluşturduğunu ifade etmişti. Zannediyorum bu son o, yargı süreci ve bu bağlamdaki e, bu gözaltına almalar da belki bu sürecin yargı bağlamında bir sonuta dönüştüğü süreç olabilir. Ece hocam yine sizle başlayalım. Ne diyorsunuz? E, Almanya dünyayı şaşırtıyor mu? O, yoksa neler olabilir? Neler konuşuluyor? Merkel sonrası dönem açısından ele aldığımız zaman gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Merkel döneminden sonra Almanya savaşın Savaşı'nda etkisiyle ve çok ciddi ve çok etkili bir liderin aslında poltronu bıraktıktan sonrasında bu anaç tabi birleştirici tabi ve beraberinde politikaları tabi birleştirici tabi derken birleştirici politikalarından da bahsediyoruz. Aldığı rol bütün bunların hepsini... Olaf Scholz'un e, karşılaması sadece Olaf Scholz üzerinden de konuşmayalım. Yeni gelen bir liderin kendi politikalarını benimsetip kendi düzenini kurmaya çalışırken Merkel'den devraldığı mirası e, aynı şekilde hayata geçirmesi zor bir süreç zaten. Yani Merkel'den sonra kim gelirse gelsin bu süreci kurgulamakta zorlanacaktır. Çünkü Merkel'in farklı bir etkisi var, Ve farklı ilişkileri vardı. O yüzden post Merkel döneminde belki de şimdi söyleyebiliriz. E, Gerçekten Almanya'nın içerisinde savaşın da etkisiyle sanayi konusunda, ekonomi konusunda, aynı zamanda güvenlik ve silahlarla konusunda bu sadece Almanya'yı ilgilendiren bir durum değil, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin e, yeniden şekillenmesi savaşla birlikte önemliydi ama Avrupa içerisindeki rekabet açısından Almanya'da kendi rolünü, kendi e, sahip olduğu gücünü, güçlü olduğu alanları başka ülkeleri kaptırmamak açısından verdiği mücadelede de ee, çokça aslında birçok Avrupa ülkesi bu sorunlarla mücadele ettiğini ama Almanya'dan Avrupa'nın lokomotifi olarak aslında kendi kendi sorumluluklarıyla birlikte, kendi kazançlarıyla birlikte birazcık daha ciddi bir sınavdan geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi aşırı sahip yükselişi sadece Almanya'da değil, Almanya tarihinde tabii ki unutulmak istenen, hatırlanmak istenmeyen ve gerçekten de e, konuşulduğu zaman e, normal şartlarda Almanya'nın içinde yaşayan Almanların rahatsızlık duyduğu bir tarihe, tarihte bir olaya e, olayda başrolü oynuyor Almanya. Dolayısıyla soykırımlar ve İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Hitler'in ve aynı zamanda Propaganda Bakanı Göbels'in uyguladığı politikalar ve vahşet ve şiddet bunların hepsi Almanya'nın tarihinde maalesef akılları kazınan hani kötü hatıralar anılar ve tabii ki bunlar. bunlarla birlikte kendi yapısının içerisinde de hala bu aşırı e, savcılığı e, nazi politikalarını neon nazi e, politikasını e, hala devam ettiren de bir grup bıraktı bugün baktığımız zaman İtalya'da da aslında aynı kez aynı şekilde bir e, aşırı sağda. Fransa'da belki Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı biz Le Pen'i görecektik. Çünkü o e, hani en azından şimdi görmemiş olsak bile ha, Macron tekrar seçilmiş olsa hep bir sonraki seçimlerde biz Le Pen'in çok ciddi anlamda e, Fransa'nın başına geçebilecek e, iddialı bir lider olduğunu en azından bu seçimlerde aldığımız izlenimle bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aşırı sağdaki yükseliş ki Le Pen'i de parantez açmak lazım. Kendisini merkeze konumlandırdı. Son seçimlerde yani e, bunu da belki altını çizerek e, söylemek gerekiyor. Çünkü savaş e, birazcık daha stratejilerini e, değiştirmek zorunda bıraktırdı Le Şimdi e, Almanya üzerinde baktığımız zaman ne yaşadı Almanya? İşte o tarihte ki e, Hitler dönemindeki tüm o e, aşırıcılık ve maalesef bu düşünceye sahip olan bir kitleyi de miras bıraktı Almanya'ya ve onlar baktığımız zaman kimlerin adını görüyoruz mesela e, Winckelmann'ın adını görüyoruz ve aynı zamanda da bütün lideri olarak görülen e, Heinrich 8 VIII. Prince Royce'u da görüyoruz mesela bütün bunların hepsi bize yani 71 yaşındaki kişinin e, bir iş insanının bugün e, ki Almanya'yı kabul etmeyerek aslında bir Reichsbürger kurma ihtiya yani e, kurmayı hayal etmesi ve aynı zamanda da e, bu Franz Heinrich'in e, bu ülkeyi kurduktan sonrasında da bu imparatorluk kurduktan sonrasında da başına geçme isteğinin olması bunların hepsi aslında e, Almanya'da çok ciddi anlamda e, mücadele edilmesi gereken bir e, Durum ve aynı zamanda da bir kitle olduğunu gösteriyor. Çünkü e, kendilerine Rassburger dediğimiz şey e, kendini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak gören e, kişilerden oluşuyor ve bu kişiler 2000 şey 21 bin daha fazla e, insandan meydana geliyor bu az bir rakam değil dolayısıyla tekrar bir Almany'de bir kurmak kurma ile birlikte içinde e, nasıl taraftarlarının da olduğu ve Almanya'yı şu bir devlet olarak tanımayan bir kitle var 21 bin kişilik ve bunların e, 2000 e, üyesi de verilen rakamlar böyle 2100 üyesi de şiddet kullanmaya hazır. Şimdi bu Almanya'da e, hükümeti devirip tekrar Reichsbürger'i kurup daha sonrasında da bunun başına geçmek isteyen insanlar şimdi titiklandı. Peki ama 21 21.000 kişi ve o şiddeti kullanmaya hazır 2100 kişi olacak. Dolayısıyla e, bu Almanya'nın kendi içinde vermesi gereken ve aynı zamanda Avrupa'nın da bence çok çok üstünde düşünmesi gereken e, çok önemli bir noktaya işaret ediyor diyebilirim. Çünkü bunu sadece ilerleyen zamanda Almanya'da görmeyeceğiz. E, maalesef bunu Avrupa'nın farklı bölgelerinde e, görmeye hatta bunu test etmeye devam edecekler paşırı sanatçılar ve bu bir akım olarak da bakın Avrupa içerisinde belirli bölgelerde ne yazık ki e, yayılabilecek bir noktaya gelebilir çünkü e, çok engellenebilecek bir durum olarak da maalesef görünmüyor. İnsanların ekonomik anlamda pandemi etkisiyle birlikte işte ötekileştirme ki bunu çok yaşadı. Göçlerle birlikte aslında bir şekilde dokuların ve kimliklerin bozulması, insanların e, gündelik pratiklerinde... E, alıştıkları bir takım eylemleri yerine getirememesi, şiddet savaş vesaire bunların hepsi toplumlarda farklı noktalarda kırılma anları yaratır, kırılma konuları yaratır ve e, aşırı sağ e, ve bu tür eylemler de aslında kırılma noktalarında bir e, eyleme, şiddet eylemine sokakta dönüşmek için çokça beslemiş. O yüzden buna e, başta Almanya olmak üzere sanırım e, Avrupa devletlerinin, ki birlik içerisindeki Avrupa devletlerinin özellikle dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Geçiyorum aslında siz bu işin tabii çok e, boyutlu kısmına da dikkat çektiniz. Ben diyor açıdan kıymetli çünkü yakalananların ötesinde e, bu akımlara kapılan bu akımları fikren, ideoloji olarak veya bir yaşam biçimi olarak benimseyen kitlelerin varlığını e, ancak sesleri çıktığında görebiliyorsunuz ki e, bu bağlamda ben her zaman Almanya'nın en e, riskli ülkelerden birisi olduğunu düşünenlerden birisiyim ama tabii Avrupa'nın ekseriyetine maalesef e, kendilerinin ortaya koyduğu o dünya e, perspektifiyle de belki kaynaklanması nedeniyle de çok ciddi bir aşırı sağ e, zaman zaman da bu aşırı sağ içinde ciddi anlamda yine İslamofobiye ile birlikte e, farklı akımların ortaya çıkma riskinin gelecek dönemin en azından gelecek 10 veya 20 yıl açısından e, tüm Avrupa ülkeleri için ciddi bir risk alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Dr. hocam ne diyorsunuz bu konuda? Ee, Ece hocam biraz daha sürecin politik psikoloji boyutuna da değindi. Almanya'yı düşündüğümüz zaman biraz daha böyle İkinci Dünya Savaşı sendromunu hatırlatan bir aslında bu davranış bence. Çünkü 1937 sınırlarına geri dönmeyi amaçlayan bir de, toplum bu ya da oluşum. Bu kapsamda da aslında o Almanya'nın eski imparatorluk dönemi varlığını ve bu süreçte sahip oldukları bütün yani Almanya'yı düşündüğümüz zaman şimdi devletlerin o zaferlerle taçlandırılmış anları halka aktarması ve bu halkta bir bütünleşmeye sahip olmasıyla Almanya'nın yaşadığı dönüşümü ve sarıldığı teknolojik ve kalkınmacı yapıyı birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu kapsamda da aslında Almanya biraz da Payhatların kırılma noktalarında bu aşırı sağcı dürtülerini tekrardan ortaya çıkartabiliyorlar. Aslında şu ayıcığın belirttiği gibi bu aşırı sağ sadece Almanya'nın değil bütün Avrupa'nın mücadele ettiği bir durum. Bir taraftan da kendini besleyen bir durum. Yani Avrupa aşırı sağ ile mücadele ederken seçim zamanlarında da bu aşırı sağdan bir nebze besleniyor. Aslında burada da biraz samimiyet durumunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de şu açıdan bakacağım Avrupa devletlerinde darbe Kavramı ya da işte böyle bir kavram çok duyduğumuz bir terim değildir. Yani bu noktada şaşırtıcı bir terim. Ancak bu ülkelerin de kendi altlarında, kendi temellerinde kırılganlıklar ve hassasiyetler yaşadığını bilmek, aslında o devletin, devlet denilen yapının ne kadar organizmacı bir yapı olduğunu ve içinde... Tıpkı insanlar gibi, tıpkı bu insanların ya da vatandaşlarının oluşturması gibi farklı reflekslerin de çıkabileceğini belirtiyor. Bu haftayı, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde aslında şuraya bağlamak istiyorum. Merkel'in katıldığı bir savunma toplantısı vardı. Bu darbenin de aslında İçişleri Bakanlığı Rusya ile ilişkisi olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Merkel de bu katıldığı toplantıda, e, Almanya'nın e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline gerektiği refleksi hızlı vermemesi noktasında bir bakıma çuvaldızı kendisine e, batırmış oldu ve şunu söyledi ben e, e, Kuzey iki de daha fazla aktif olması noktasını biraz daha Almanya'yı durdurdum ama daha hızlı bir refleks gösterebilirdik ve daha hızlı adım atabilirdik bu noktada aslında e, biraz daha kendinde hatayı gördü ya da kendini eleştirmiş oldu. Şu, bunu Buraya bağladığımızda aslında Rusya'da bu darbede herhangi bir girişimli olduğunu reddetti ve Peskov hiçbir şekilde Rusya'nın bu süreçte parmağını olmadığını yakalanan kişinin yani Rus zanlı yakalandığını de bildiğiniz üzere. Rusya ile de bir alakası olmadığını söyledi. İlerleyen süreçte gösterecek bilmiyoruz tabii ki de ama her devlet için sadece Avrupa Birliği'ndeki ülkeler değil bizim de başımızdan bildiğiniz üzere yakın zamanda bir kalkışma geçti. Her ülkenin dinamiklerini zedeleyecek ve e, huzursuz edecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet tabii Almanya üzerindeki bu tartışmanın ben çok daha e, dava süreçlerinin ilerlediğinde detayları öğrendiğimizde çok farklı boyutlarının da çıkabileceğini düşünüyorum muhakkak ki e, gelecek haftalarda tekrar gündeme olur ama Merkel'in özellikle e, Kırım bağlamındaki ya daha doğrusu Ukrayna bağlamındaki açıklamaları Kırım'ın milli hakkında 2014 yılında Türkiye e, yine tek tavır sergileyen ülkeyken e, Almanya e, o kış üşümemek için e, Kırım'a harcamıştı. Kırım'a harcamasının arkasından adım adım e, 8-9 yıl içerisinde bu savaşın aslında geleceğini gören en iyi isimlerden birisinin ben Merkel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkel de e, Başkan Putin'le e, Avrupa liderleri arasında farklı bir ilişki geliştirmeyi başarmış bir isimdi. Merken bence bu dönemden sonra da bu çok böyle benzeri açıklamalar veya Merken'in aldığı kararlar çok tartışılacak gibi gözüküyor. Ara, belki bir günah çıkartma olabilir mi? Yani siz biraz da çalıştığınız için merak ediyorum. Yani çünkü samimi bir açıklama gibi geldi ve bir kamuoyuna ilan ediyorsun bunu. Merkel açısından, Merkel'in siyasi yaşantısında belki şöyle söylemek lazım çok da vakitten almadan, Merkel'in siyasi yaşantısında e, bu açıklamaları sık sık kamuoyuna yaptığını görebiliyoruz. Yani farklı konularla ilgili, mesela ülkeycilerin kabul edildiği o ilk gece 2016 yazındaki e, önemli açıklamaları oldu. Sonra gazetecilere e, dedi ki, bu gece aslında ben kapıyı açma kararını aldım. Ama aynı zamanda kapıyı açma kararı almamıştım. Sadece kapıyı kapatma kararı almadım dedi. E, Merkel böyle değişik bir e, siyasetçi o bağlamda. Ama tabii Ukrayna Rusya Savaşı'nın yarattığı etki e, Alman iç siyasetini çok farklı dönüştüreceğini düşünenlerdenim ben. E, Merkel özlendiği kadar da eleştirilmeye devam edecek diye düşünüyorum onu da. E, biraz Avrupa siyasetinden uzaklaşıp Transatlantik'te ee, aslında durumlar e, farklı aktörlerle beraber karışık Amerikan siyasetine girmeyeceğiz ama hem siyasetin hem de dünyada bilinen bir önemli isim var ki Elon Musk'ı bu haftada e, yeni bir konuyla gündemimizde görüyoruz. O da Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketinin ki bu beyin çipiyle yeni çalışan bir şirket. E, aslında yaptığı çalışmaların bu zamana kadar 2017 ve 2020 arasındaki e, tüm deneylerde hayvan haklarını çiğnediği ve hayvanlara e, bilerek eziyet ettiği gerekçesinde bir soruşturma açıldı. E, ama bu soruşturma böyle alelade sıradan bir soruşturma olmanın ötesinde gibi görünüyor. E, bu soruşturmanın hemen arkasından da e, Elon Musk'ın yine yeni satın aldığı Twitter'ın e, San Francisco'daki binasının içine yatak odası yapma kararının e, San Francisco Belediyesi tarafından da yeni bir soruşturmaya konu oldu. Ece Hocam ne diyorsunuz Elon Musk'ı? Daha çok gündemde görecek miyiz Elon Musk? Çünkü dedi ki bunlar bana karşı yapılan sistematik e, negatif yönde kampanyalar dedi. E, tabii Elon Musk'ı biz e, daha da fazla göreceğiz gibi geliyor. Çünkü kendisi gündem yönetiyor ve gündemi e, özellikle de e, belirleyecek bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yani Elon Musk e, evet muhtemelen dünyayı çok da fazla <laughs> E, katkıda bulunmuştur özellikle yaptığı yatırımlarla e, ama beraberinde e, aslında bir takım satasyonel e, açıklamaların da e, içinde bulunuyor. Mesela Twitter aldıktan sonra özellikle yaşananlar, e, aldığı kararlar, ilk açıkladığı kararlar, insanların işten çıkarılması, sonra geri döndürülmesi, tekrar işe bir kısmının alınması, e, insanların alıştığı yapının e, ani değişmesi yani değişim yönetiminde aslında Elon Musk'a e, biraz daha insanları e, alıştırma sürecinden uzak e, ani ve keskin dönüşlerle aldığı kararları açıklaması ve uygulaması tabii ki tepkiye neden oluyor. Bunu neyin içerisinde yaparsanız yapın insanları alıştıkları sistemden ya da düzenden keskin dönüşlerle koparırsanız mutlaka bir tepki alırsınız. Sanırım e, özellikle Twitter konusunda Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar böyle bir şeye neden oldu sonrasında da kendisi yanlış hatırlamıyorsam Twitter'dan çıktı ee, Çünkü dedi ki çok e, burada çok fazla nefret söyleniyor dedi. İnsanlar e, burada Gerçekten de çok kötü şeyler konuşuyor Hakaret ediliyor bunun içinde daha fazla olmak istemiyorum Evet çıktı şimdi Tabii ki e, Neurablink ile ilgili olarak aslında çok önemli bir olay neden çünkü burada e, bir çip e, e, projesinden, çip yerleştirme projesinden bahsediyoruz. Ve bu proje gerçekleşirken yani e, hayvanların denek olarak kullanılan hayvanların beyinlerine çip yerleştirilip daha sonrasında da onların davranışlarının gözlemlenmesi ilgili olarak aslında 1500 hayvanın öldürüldüğü ilgili bir iddia var. Dolayısıyla bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tüm dünyada tepki çekecek olan bir haber. ...ve haber değeri de olan bir haber. O yüzden de... E, ...çok çift hedef haline gelmesi... ...ve bu e, haberi... ...herkesin de... E, ...en azından doğruluk payını düşünerek... ...karşı çıkması ve tabii ki... E, ...bir davanın da... ...açılacak hayvan refahını... E, ...hayvan refah... ...refah düzenlemelerini... ...ihlal etmesi üzerine... E, ...aslında e, bir davanın da... ...açılacak olması... ...gerçekten... E, çok ciddi bir sorun. Yılmaz Elon Musk çokça da bence hey, bunun sonrasında ne çıkar bunun sonuçlarından e, kanıtlanır mı? Yoksa bu gerçekten bir e, içinde dezenformasyon içeriyor mu? Bunların hepsini göreceğiz zaman e, kimler tarafından açılmış mesela şirket hakkında Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Genel Müfettiş tarafından açılmış. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle e, Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor böyle noktalarda ve e, denek, denek olarak kullanılan ve öldürülen hayvanların e, aslında rakamı ile ilgili de bugün açıklanan rakamın çok kaba bir rakam olduğu ifade ediliyor. E, sıçanlar ve fareleri özellikle kullandığı ile ilgili şirketin ciddi haberler var. Ancak Düşündüğümüz zaman yani 2020 yılında böyle beyne bozuk para e, boyutunda bir çipin yerleştirilmesi ve sonrasında mesela bunu bir e, domuz üzerinde e, deniyorlar ve pomp oynayabildiği iddia edilecek şekilde haberler var. Ha, tabii ki bu bu çalışmalar neye e, dönüştürebilir Mesela Alzheimer ile ilgili belki bir e, gelişme olabilir, Çağrı bulması ile ilgili, belki par Parkinson hastalığı ile ilgili olabilir ile ilgili, omurilik zedelen ile ilgili olabilir ama burada hayvanların denek olarak kullanılarak öldürülmesi ve hayatını kaybetmesi sadece bu tür araştırmalarda değil kozmetik de dahil olmak üzere aslında ...her bir araştırmada karşı çıkan bizler için, tüm canlıların yaşam hakkını savunan bizler için kabul edilemez. bir O yüzden de e, bu başarısız deneyimlerin tekrarlanmaması en azından dünyada yaşayan canlılara... E, ...Amerika Birleşik Devletleri hayvan refahı diyor, ben yaşam hakkı diyorum... ...onların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için e, sanırım bu tür e, uygulamalar... E, rakam daha az da olsa daha çok da olsa bu tür tepkiler çok da gerekli gerekli diye düşünüyorum ben çünkü bu bilinçte olmayan e, insanların sayısı çok fazla süreyi de çok uzatmak istemiyorum konuşma süremi çünkü sanırım 5 dakikamız kaldı bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz e, hocam ben burada bitiriyorum o zaman direkt ben de bir yorum katmadan bir -yorum size. Ben şunu düşünüyorum. Yani Elon Musk noktasında aslında hepimizin aklında bir soru işareti var. Yani tırnak içinde melek mi şeytan mı noktasında. Çünkü maddi amaçları olan ve e, şirketleri ve alt şirketleri vesilesiyle işte Tesla olsun SpaceX olsun e, maddi bir getiri elde etmek isteyen bir aktör. Bunu en son Twitter'da gördük hatırlarsınız. Twitter buluyordu sanırım. ek e, Aylık 8 dolar e, almayı düşünüyordu bu mavi için yani bu noktada aslında evet Neuralink e, çığır açabilecek bir proje. Sadece e, işte e, bu şirket ya da Elon Musk değil e, pek çok şirket Google'da işte Apple'da veya Facebook'da farklı şirketler de bu hususta çalışıyorlar ancak e, bu e, projenin aslında içeriğine baktığımızda hemen kısaca özetleyeyim mikroçipler vesilesiyle aslında kılın onda biri kadar küçük e, kablolar vesilesiyle beyin bu elektromanyetik iletimine temas etmeyi, buradan bilginin çekilmesini ve bu bilginin bilgisayara aktarılması yoluyla aslında bu proje e, sağlanmış oluyor ve burada ilk öncelik e, felçli hastaların, görmeyenlerin ya da yani ilk olarak insanlığa fayda tamam bu nokta hepimiz için önemli zaten bilimde de ilk olarak hayvanların kullanılması ki deney hayvanların laboratuvarları var biliyorsunuz kullanılması insan sağlığını fayda sağlamak üzere yapılmış bir şey ancak projenin bitim aşaması 2017 ya da 2018 yılında açıklanan bu beyaz rapor vardı. Orada 2020 olarak insanlı deneylere geçilmesi gösteriliyordu ve şirketin içindeki bazı kişilerin şöyle bir aktarımı var. İşte Elon Musk 2020 yılında bitmesi planlanan projenin 2022'ye uzaması sebebiyle daha acele edilmesi ve daha fazla test yapılması yönünde sürekli olarak bir işte tetikleme ya da sürekli olarak baskı yapıyordu. Bu da daha fazla hayvanın test sebebiyle ölmesine, kurban edilmesine ya içinde sebebiyet verdi deniliyor. Bu da ayrı bir vahşet tarafı. Bir de farklı bir tarafı daha var. Takip ediyorsunuzdur belki baskın dynamics var. Yani insan beyniyle cihaz arasında bu iletişimin kuruluyor olması bana çok tehlikeli bir boyutu daha getiriyor. Çünkü o Boston Dynamics'in robotlarını hatırlarsınız ve o robotlar aslında tam olarak otonom beyinlerdi. Ancak insan zihnine bağlanan bir robot ya e, bu robotların çağında insanların e, bu tehlikeli robotlara bir önlem sağlamasını sağlayabilir ya da insanların iyi ya da kötü niyetli, bence kötü niyetli role bakabiliriz. Bu robotları gelecekte daha kolay kontrol etmelerine sebebiyet verebilir ya da sağlayabilir. Evet bu biraz fütüristik bir e, ön yargı oldu muhtemelen ama biz bundan 10 yıl önce işte dronlardan. İHA'lardan, siyalardan ne kadar bahsedebiliyorduk? Gelecekte de insansız robotlardan bahsedilecek. Ya da bu beyinlere takılan, Black Mirror bölümü gibi aslında bu. Bu beyinlere takılan mikroçipler sizin düşüncelerinizi okuyacak ve sizin siyasi yönelimlerinizden de haberi olacak aslında Elon Musk'ın şirketinin. Bu da bana biraz tehlikeli geliyor. Yani tek bir şirketin sahibi olsa tamam da dünya çepeçevre saran işte Starlink'ler olsun ve bunları parayla satıyor da İran'daki e, protestolarda biliyorsunuz internet ülke kestiği zaman tekrardan yayını sağladı. Bu sebebiyle biraz takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu düşünen tek kişi ben değilimdir diye de ayrıca düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Dilan Hocam. Evet, ben geçtiğimiz haftalarda da hep üstünde konuştum. Bilimin kullanımıyla alakalı ben de bu haftada her zaman soru işaretleri olan e, bir akademisyenim e, bu hafta süre bizim yine sonuna geldik çok konu tartışmak istiyoruz aslında en başta da böyle planlıyoruz e, ama hem e, konuların içeriği hem de e, belki zamanla alakalı e, bu haftada bu üç konuyu konuşmuş olduk gelecek hafta yine kadının gözünden dünyada bir arada olacağız tekrardan doçer doktor Ece Baban ve öğretim görevlisi Tren Doğan'a teşekkür ediyorum